Adana'da yaşayan bir çift evlendikten sonra anlaşmazlık yaşadı. Kadın boşanma davası açtı. Eşinin kendisinden habersiz kredi çekip borçlandığını söyleyerek tazminat talep etti. Yargıtay'a kadar giden dosyada bakın ne karar çıktı. Benden habersiz bir şey yapması sinirlendirir beni. Karısından habersiz kredi çekti, ödeyemeyince icralık oldu. Yargıtay boşanma davasında o kocayı affetmedi. Adamın yükleneceği borcu kadın da ister istemez etkilenecek. Adana'da yaşayan bir çift evlendikten bir süre sonra pek çok konuda anlaşmazlık yaşamaya başladı. Kadın boşanmaya karar verdi. Adliyenin yolunu tuttu. Kadın kocasının evlilik sürecinde kendisinden habersiz kredi çektiğini söyledi. Eşinin borçlarından haberinin olmadığını belirtti. Mahkemeden tazminat talep etti. Borç da, mutluluk da, her şey birbirini ilgilendiriyor sonuçta. Ortak sorumlulukları dahilinde aynı borcun altına girmiş oluyorlar. Allah göstermesin diyelim. Ben de tazminat talep ederdim herhalde. İstinafa giden dosyada kadının manevi tazminat talebi reddedildi. Hal böyle olunca dosya yüksek mahkemeye taşındı. Aramız bozulur öyle bir şey olursa. Yargıtay kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığını söyledi. Eşinden habersiz kredi çekip icralık olan kocaysa tam kusurlu denildi. O erkeğin tazminat ödemesine hükmedildi. Bence haklı bir karar. Borca kendi onaylı bir şekilde girilmemiş. Borçlanma da mal edinme gibi ortaklaşa alınması gereken bir karar. Yani aman dikkat, siz olun, borçlanırken eşinizi de haberdar edin.